Evet zannediyorum şu anda da YouTube'da yayındayız. Kameraları biraz iki farklı kamera olduğu için e, onları ayarlamaya çalışayım. Burada arkadaşlar e, iki farklı kamera var tabii. Ben şu anda YouTube'daki kameraya bakıyorum çünkü esas ola, esas olarak biz e, YouTube'u e, temel almaya çalışacağız. Çünkü neden? Ee, YouTube'da, birazdan da bunları tekrar açıklayacağım ama YouTube'da sizlerle zaman zaman e, görseller paylaşabiliyorum, anlattığım şeyleri, ee, grafikler, tablolar paylaşabiliyorum. Ee, eğitim anlamına da, sadece sohbet ve soru cevap değil de eğitim anlamına da yararlı olacak bir şey. Bu onun için, <laughs> ee, pardon şuradaki... Telefonun sesini kısayım. Ee, şuradan, tamam. Şimdi, e, bu birlikteliğimiz daha çok soru-cevap birlikteliği şeklinde geçecek. Ve çok fazla e, şey, e, çok fazla slaytlar Bilimsel çalışmalar, böyle şeyler göstermeyeceğim arkadaşlar. Ee, Geçen de bunun bir denemesini yapmıştık fakat e, teknik aksaklıklar nedeniyle başarılı olmamıştı. Şimdi burada sorularınızı okuyarak bunları yanıtlamaya çalışacağım. Neden YouTube'da neler gösterebileceğim size? Mesela önümüzdeki hafta sizlerle, önümüzdeki hafta boyunca e, herkesin kafasını karıştıran, birçok kişinin e, dejenere ettiği, ee, ve e, bazı önümüzdeki hafta ayrıntısıyla anlatacağım bunları e, tıp hakkında bırakın fonksiyonel tıbbı tıp hakkında söyleyecek bir sözü olmaması gereken e, tıp dünyası dışından kişilerin fonksiyonel tıbbı e, popüler bir site <laughs> sahibi oldukları için fonksiyonel tıbbı adeta yönlendirmeye yani çalıştıklarına ilişkin ee, şeyler duydum. Şimdi hani e, hakikat köşeyi dönene kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Yok hayır. Biz o yalanı olduğu yere mırlayacağız. Ve bu ülkede fonksiyonel tıbbın tıp dünyası dışından kişiler tarafından dejenere edilmesine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki hafta isim vererek Burada fonksiyonel tıbbın kimler tarafından tıpak tekrar söylüyorum tıp hakkında söyleyecek sözü olmaması gereken ve olmayan kişiler tarafından fonksiyonel tıbbın yönlendirilmeye çalışıldığı ee, ve e, binlerce kişinin sizlerin yüzlerine baka baka yalan söylenmesinin e, deneye örneği örnekleri sizlere vereceğiz arkadaşlar. Şimdi. Ee, biz şimdi konumuza e, dönelim yavaş yavaş. YouTube'dan beni izleyen arkadaşlar tabii ki kaç kişi var ne var ben bilmiyorum bu e, yayın sırasında. Şöyle faydaları olacak YouTube'dan izlemenin. Mesela ben şu anda size bizim fonksiyonel tıpta hasta kabul edeceğiz. Mesela burada hasta bize gelmeden önce e, YouTube'dan izleyenler görebiliyor. Dışkılama alışkanlıklarınız. Dışkılamalık, nasıl dışkılıyorsun kabızlık var mı diye değil Bristol standartize Bristol dışkı skalasında kendi dışkının haftanın kaç günü günde kaç defa buradaki resmi görülen temsili dışkı resimlerinden hangisine benzediğini bile bizi çok ilgilendiriyor stres ve sosyal durumu uyku düzeni uykun nasıl değil? Hepsi ayrı sorular olarak. Gecede ortalama kaç saat uyuyorsunuz? Saat kaçta uyurmuş olursunuz? Saat kaçta uyanırsınız? Uykuya dalmada güçlük çeker misiniz? Dalmada. Bir de sürdürmede var. Yattıktan sonra uyumanız 20 dakikayı geçiyorsa bu sürede ne yapıyorsunuz? Uyku ilacı kullanıyor musunuz? Gün içinde uyuklar mısınız? Evetse hangi ilacı kullanıyorsunuz bu ilk ilaçlardan? Gün içinde uyukladıktan sonra takiben dinlenmiş kalkar mısınız? Gece yarısı ya da sabaha karşı nedensiz olarak uyandığınız oluyor mu? Uyku ortasında nedensiz olarak uyandığınız uyanmanız ne sıklıkla? Haftada kaç kez oluyor ve tekrar uyumanız ne kadar zaman alıyor? Gece yatakta ayak ve bacağınızı oynatma ihtiyacınız oluyor mu? Geçmişte huzursuz bacak sendromu tanısı aldınız mı? Bunları burada formdan bizim klasik her hastamızın, bakın bir hastamız bize gelmeden önce yalnızca uykusu hakkında bunların hepsini biliyor oluyoruz. Eğer, tabi bunların bu formu bütünüyle inceleyeceğiz arkadaşlar ve böylece şu fonksiyonel tıp denen şey nedir? Bu insanlar ne yapıyor? Kafanızda sorular biraz daha e, ...açık olacak. E, şimdi... E, ...buradan Instagram'dan izleyenler... E, ...YouTube'a... E, ...bu e, sunum için... ...geçmeseler de olur... ...tabii geçerlerse daha iyi ama geçmeseler de olur... E, ...çünkü bugün çok fazla bir sunum yapmayacağım... ...ama daha sonra... ...örneğin... ...buradan biz size... ...bu şekilde bazı... ...şimdi gördüğünüz gibi... Paylaştığım gibi bir takım e, şekiller, grafikler, bu şekilde şekiller, grafikler bunları sizlerle paylaşma imkanım olacak. Bu benim hormonlar üzerine yazdığım, kadın hormonları üzerine yazdığım e, kitabı e, çok daha geniş ve ve Avrupa'da önümüzdeki 1-2 ay içinde e, satılmaya başlanacak. E, basıldı ve şu anda gemiyle buralara doğru yola çıktı. Avrupa'ya karayla. Burada gördüğünüz e, şekillerde İngilizce olması sebebi bu. Mesela bu şekli benim kitaptan hatırlayanlarınız vardır ama burada İngilizcesi. Şimdi gelelim <laughs> ve asıl e, Instagram yerine YouTube'dan bizi takip etmenin böyle bir avantajı oluyor. Biz şimdi e, sorularınıza gelelim. Sorulardan önce Instagram'dan sorulmuş olan soruları yanıtlayacağım. Sonra YouTube'dakilere bir başka elimde bulunan ikinci bir cep telefonundan YouTube'u açıp oradaki yorumlara bakarak bunları yanıtlayacağım. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar ne gibi şeyler sorulmuş. Ee, telefon benim değil ama şöyle baş edeceğimdir. Evet. Ee, bir saniye. Ee, evet. Şöyle sorular Sorulmuş. E, premens migren önlenmesi, östrojen dominansı baskılanması nasıl sağlanabilir? E, şimdi tabii birçok soru iç içe burada. Östrojen dominansı geniş bir konu. Bu kenara bir kenara koyalım. E, adet öncesinde migreni nasıl engelleyebiliriz? Esas bunu soruyor arkadaşımız burada. Adet öncesinde Migreni engellemek için bir şeyler elimize çok fazla şey var. Fakat bunların hangisinde e, önümüzdeki kişi için yararlı olacağını tahmin etmek ancak o kişi için çok ayrıntılı bir bilgi sahibi olmamızla mümkün. Yani biraz önce size gösterdiğim formdaki gibi gerçekten kişi daha bize gelmeden o kişi hakkında. Bugüne kadarki doktorlarının toplamından daha fazla bilgi sahibi iseniz bizim gibi daha iyi bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Bu hala bir tahmindir ama çok daha iyi bir tahmindir. Birçok kez biz progesteronu kullanıyoruz. Adetin ikinci yarısında. Bunu vajenden de kullanabiliyoruz, ağızdan da kullanabiliyoruz. Kişinin anksiyete ve uyku bozukluğu ağırlığı varsa birlikte migrenine karşı da ağızdan kullanabiliyoruz. Birçok kişi de gerçekten mucizevi başarı elde ederken birçok kişi de hiçbir faydası olmuyor. Bazı kişilerde çok nadir olmak üzere ağrıyı tetikleyebiliyor. Bunu gerçi çok az görüyoruz. Ee, ağızdan olduğu gibi progesteronu bizim önerdiğimiz esas yol olan vajinal yolla da kullanabiliyoruz. Buradaki doz, kullanım günleri bunlar gerçekten sadece kişiye göre söylenebilecek olan şeyler. Ama her durumda adetinizin başlamasına iki hafta kalalık süre içinde adetinizin başlayacağı günden önceki 14 gün içinde kullanılmalı, başka kullanılmamalı. Ya yani bu 14 günün içine sıkışmalı bu kullanım. Bunun dışında e, migren için 5 hidroksi triptofan birlikte kullanılması mahsurlu olan bir antidepresan kullanmıyorsanız 5 hidroksi triptofan gayet faydalı olabiliyor. Bazı hastalarda B6 vitamini faydalı olabiliyor. Birçok kişi de e, birçok değişik ajanı kombine etmek gerekebiliyor migrenler için. Bazen yaptığımız e, ee, ancak bunu tabii ki önünüzdeki bir e, hastanın hormonal durumunu tüm geçmişi ve ifadeleriyle ve teknikleriyle inceledikten sonra bunu anlayabilirsiniz. Birçok hastada migren e, ortaya çıkaran faktör adetin gelmesine yaklaşık 3-4 gün önce 3 gün önce dejenere olmaya başlayan bozulmaya başlayan korpus luteum yani yumurta kabuğundan salgılanan östrojenin düşmesi nedeniyle ani bir östrojen düşmesi bu migreni tetikleyerek ortaya çıkarıyor. Yani nasıldır biliyorsunuz? Kitap okuyanlar yani. Adetin başlamasına 14 gün kala bu hemen hemen sabittir adetin başlamasına 14 gün kala yumurtlama gerçekleşir. Eğer gerçekleşiyorsa. Yumurtlama konusunda hiçbir sorunu olmayan kadınlarda bile, bazı adetlerde yumurtlama olmaz arkadaşlar. Her kadında, her adette yumurtlama olacak diye bir şey yok. Şimdi, e, bir yumurtlama olduğunda eğer ki, ee, ovum ve sperm birleşmişse yani döllenme olduysa ve çocuk e, yani embriyo rahme, uterus'a yerleştiyse bu başka bir konu. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz döllenmenin gerçekleşmediği durumda, ister ilişkinin olmadığı, ister e, doğum kontrolünün değişik yollarla yapılması nedeniyle. Bu durumda yumurta e, ee, adete 14 gün kala yumurta çatladı, içindeki yumurtacık çıktı ya, geride bir kabuğu var. Bu kabuğu hemen progesteron salgılamaya başlıyor. Progesteronla birlikte aslında östrojen de salgılamaya başlıyor ama esas olarak progesteron salgılıyor. Çünkü progesteron salgılayan başka bir şey yok. O yüzden iyi bir yumurtlama olmadığı zaman, sağlıklı bir yumurtlama olmadığı zaman orada güçlü bir yumurta kabuğu da oluşmuyor ve progesteron yetersiz olarak salgılanıyor. Bu özellikle yumurtlamanın zayıfladığı 40 hele 45 yaş sonrasında nereden belli zayıfladığı? Çünkü bu yaşlarda e, infertilite yani çocuk sahibi olmak için doktor arkadaşlara gittiğinizde onların da hafiften yüzü asılır. Çünkü yumurtlama zayıflamıştır. Yumurtlama zayıfladıysa progesteron zayıflamış demektir. Ee, yumurta döllenmek için bu 14. günden sonra adetten önceki yaklaşık 10 gün, 11 gün bekler. Öyle söyleyelim yuvarlak ve yüzeysel olarak. Sonra baktı ki spermle karşılaşamayacak. O zaman hayata küser, ve büzüşür giderek kaybolur. Progesteron ve östrojen salgılamakta olan yeterli veya yetersiz, bu yumurta kabuğunun büzüşmesi sonrasında adete birkaç gün kala olan bu hadiseden sonra aniden den ani den progesteron ve östrojende düşme olur. Bu düşme migreni tetikler. Birçok kez biz buna östrojen köprüsü dediğimiz yöntemle nasıl adete birkaç gün kala ile yani adete 3-4 gün kala ile adetten sonraki birkaç gün düşük dozda düşük dozda bir östrojen uygulamasıyla Östrojenin bu şekilde long diye düşmesine engel olup o düşüşü daha tatlı bir düşüş ve geçiş haline getirebiliyoruz. Bu da o kişide migren atağını ortaya çıkaran tetikleyen o ani östrojen düşüşünü engelliyor. Kimi kadında esas oyuncu budur. Kimi kadında esas oyuncu progesteronla ilgilidir. Kimi kadında bunlarla da baş edemeyip Başka biraz önce söylediğimiz gibi 5 e, triptofan B6 ve diğer oyuncularla müdahale etmek durumunda kalırsınız. Her ne yaparsanız yapın burada tabii en e, hormonlarla olan müdahale en yani ki, kesinlikle kendi başınıza yani söylememe bile gerek yok yapmamanız gereken şeyler. Hiçbir şey. yani bu e, böyle. E, hadi yani B6'yı falan e, B12, B6 bunları belli dozlarda alsanız da veya 5-hidroksi triptofan, 5-HTP diye satılan genellikle B6 ile kombine olarak satılır bu daha iyi, iyi etki etmesi için. Bunları kendi başına alsanız da pek bir şey olmaz yani bir zor, sorun olmaz ama hormonla hormon dengenizi bozmamak için bunları tek başınıza kullanmayacaksınız. Özetle soruya cevap e, nasıl verdik? Migrenin önlenmesinde burada e, Birkaç silah var. Hormonal silahlar var ve hormonal olmayan ee, silahlar var. Şimdi, e, 30 yaşındayım. Hashimoto ve polikistik overliyim. 7-8 ay aralıklı oruç yaptım. Adetim kesildi. Yorumlayacağım. Ardından konuyla ilgili fonksiyona tıp doktoruyla çalıştık. Bir senedir progestan tedavisiyle adetlerim geliyor ancak miktarı oldukça az. Inozitol de kullanıyorum. Gebe kalmada sorun yaşıyorum. Adetlerim tekrar düzelir mi? Daha başka ne yapabilirim? Şimdi bu da birkaç şey birlikte var. E, Aşimotoyu geçiyorum yani şu anda. 7-8 ay aralıklı oruç yaptım, adetim kesildi diyor. Şimdi arkadaşlar aralıklı oruç yapmak e, birçok kişi için doğrudur. Ama bu kişi için doğru muydu? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ee, eğer adetinin kesilmesi aralıklı oruç yapmasının sonucunda olduysa doğru olmadığı sonucunu anlıyoruz burada aslında. Ee, ama polikistik over'de e, adetler son derece düzensiz olabilir. Aylarca hiç adet olmayabilir. Ve burada arkadaşımız e, aralıklı oruçla bunu ilişkilendiriyor olabilir. Buna ancak ayrıntılı... E, konuşarak, ayrıntılı hikaye alarak görebilirsiniz. Devam edeyim. Diyor ki, progestan tedavisiyle adetlerim geliyor ancak miktarı oldukça az. Tamam. Düzenli adet görün Ve polikistik overli olduğunuz için. Ne demek polikistik over? İstemediğin kadar yumurta var ama yumurtlayamıyoruz. Aslında polikistik over bu. Yumurtlayamıyorsan, biraz önce dediğimiz dediğimiz gibi yumurtlama yetersizse o zaman progesteron yetersiz. Ve doğanın kadın vücudunun en önemli dengelerinden olan östrojen progesteron dengesi açısından e, iyi durumda değiliz. Bu durumda siklik olarak yani döngüsel olarak burada size progesteron verilmesi yalnızca adetlerinizin düzene girmesi açısından değil. Yani adetlerin düzene girdi için değil vücudunuzun ve memenin aslında kötü bir şeyler gelişmemesi için ve beynin ve kemiklerin vücudun progesteron eksiğini yerine konması açısından buradaki döngüsel progesteron kullanımı arkadaşımızın yaptığı gayet doğru kanamanız oldukça az tamam yani çok olması neden iyi olsun ki inozitol de kullanıyorum İnozitol yeterli dozda kullandığınız takdirde polikistik overde zaten son derece iyi bir şey. Ee, burada belli bir dönem bu tedaviden sonra arkadaşımız çok muhtemelen e, sizi e, ama tabii hastayı bilmek lazım. Gebek kalmada sorun yaşıyorum. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bakın burada e, gebe kalma talebi yani infertilite bu. Esas anlamda jinekolog arkadaşların yönetmesi gereken bir şey. Alaştık ve fakat ve fakat. Onlarca bilimsel çalışma var ki bazı desteklerin yani önce desteklerden önce hayat modelinden bahsedelim. Exercis yani insülin direncine yönelik ben şişman değilim, benim yağlarım yok diyebilirsiniz. Gene de İnsülin direncine yönelik çünkü yumurtalığın içindeki insülin direnci de oraya fazla geliyor aslında böyle bir şey var oradaki regülasyon bozukluğunda. Ee, e, egzersiz adeta hafif bir şeker hastası gibi kendinizi düşünerek lüzumsuz ve rafine karbonhidratlar, karbonhidratlardan yani kana hızlı geçen şekerlerden uzak kalmanız egzersiz yapmanız. Sadece bu ikisi aslında hamile kalmanız açısından çok ciddi destektir. Ama bunun üstüne inozitol, berberin, e, yani burada e, desteklere tamamen gömülmemek için e, belirtmek istemediğim bir dizi yani standartize tarçın ekstralarından Cimnema e, Silvestre'ye e, kadar ee, bir dizi e, insülin direncine yönelik olan destekle e, çok ciddi bir fark yaratabilirsiniz. n sistemi de bunlardan biridir. Ayrıca polikistik over hastalarında yararı gösterilmiş olan bir şeydir. E, Inositol hem insülin direnci anlamına herhangi bir şeker hastası için bak tekrar söylüyorum yeterli dozda almak kaydıyla. Yani günde İki gramın üstünde, ideal olarak 4 gram almanız durumunda, ee, insülin direnci açısından size faydalı olacaktır. Ama bunun dışında inositol e, hormonların hücreyle irtibat kurma mekanizmalarında da ana oyuncudur. Aslında bu hormonlar arasında insülin de vardır. Yani insülin hücreye etki edemiyorsa, e, hücreye e, pankreastan salgılandığında hücrede yeterli gücünü gösteremiyorsa, bu bazen ya da birçok kez aracıların eksikliği nedeniyledir. Yani oraya insülinin geldiğini haber verecek, bunu iletecek olan bazı aracıların, e, eksikliği nedeniyledir. İnozitol bu noktada çok önemli rol oynayan bir bileşik. E, onun için burada bu e, fonksiyonel tıp uygulayıcısı arkadaşımızın, bakın fonksiyonel tıp uzmanı demedim. <laughs> fonksiyonel tıp uzmanı diye bir şey yoktur. Benim siz kimse benim hiç ne doktor ne hasta kimse bana fonksiyonel tıp uzmanı olduğumu benim ağzımdan duymamıştır. Fonksiyonel uygulayıcısı vardır. Bunları önümüzdeki hafta konuşacağız. İnsanların beyinlerinin nasıl bulandırılmak istendiğini. Tamam. Adetlerim tekrar düzelir mi? Önce adetleriniz düzelmiş durumda. Bakın adetlerim ne dediniz? Adetlerim geliyor. Adetleriniz düzelmiş durumda. Önemli olan şu. Bu adetleriniz sentetik ilaç tabiatında olan bir şeyle mi düzeldi? Yoksa sizin vücudunuzdaki eksik olan bir şey yerine konarak mı düzeldi? Progesteron için, yani progesteron için konuşursak eksik olan bir şey yerine konduğu için düzeldi. Vücudunuza yabancı bir madde, bir ilaç girmedi. Ve o aldığınız progesteron, bakın dikkatle dinleyin. O aldığınız progesteron beyinle yumurtalık arasındaki irtibatı ortadan kaldırmadı. Hiç dokunmadı. Tekrar ediyorum. Tamam? Hani sizin adetleriniz geliyor ya. Mesela bir e, e, doğum kontrol hapı aldınız diyelim, tamam mı? Ya da sentetik herhangi bir işte hormon hapı kullandınız arkadaşlar. Bu durumda e, beyinle yumurtalık arasında irtibat kopmuştur. O adetler artık sizin adetleriniz değildir. O adetler aldığınız doğum kontrol hapının adetleridir. Hangi gün adet olacaksın? Bunu belirleyen şey doğum kontrol hapıdır. Ne kadar kanaman olacak? Bak kanamam azalmış diyorsunuz ya. Kanamam azalmış diyorsunuz ya. O sizin yumurtalığınızın daha az östrojen üretmesinden. Ne mahsuru var? Hiçbir mahsuru yok. Onu da söyleyeyim. Şakır şakır kanayıp da anemik düşük feritinli olmanın alemi yok. Tamam. Zaten adetlerim kesilmişti diyorsunuz, birden şakır şakır kanamaya tekrar başlamaz. Tamam. E, fakat progesteron aldığınızda döngüsel olarak ne demiştik? Adetinizin son 14 günü içine yerleşmesi şartıyla. Tamam. Burada kaç gün kullanılacak? Ne dozda kullanılacak? Ağızdan mı? Vajenden mi? Falan bunları doktorunuz ayarlar. Ama kesin olan oradaki 14 gün içine yerleşecek. Yoksa düzeninizi bozar. Hangi düzeninizi bozar? İşte beyinle yumurtalık arasındaki kendi kadınlık düzeninizi bozar. Sizin düzeniniz bozulmuş değil. Adetleriniz tekrar düzelir mi diyorsunuz? Adetleriniz düzelmiş durumda. Ve sizin bu yapılan tedaviyle inşallah gebe kalma olasılığınız eğer bilim doğruysa, bilimsel çalışmalar doğruysa zaten artmış durumda. Tamam. Şimdi... Ee, Burada bir başka şeyle yani e, e, Türklük bezlerim e, göz kuruluğu var sürekli göz bunlar bu, bugünkü konumuzla e, ilgili değil. E, gluten süt ürünlerini hayatımdan tamamen çıkardım hasta kabul ediyor musunuz diye yazmış. Ya yani ilk defa okuyorum bunları da kusura bakmayın yani burada sizle birlikte. Yani gluten süt ürünlerini e, yani bazı sosyal medya siteleri gluten ve süt ürünlerini dünyada kimse kullanmamalıymış gibi bilir bilmez bir tavra girdiler. Hastalıkların o da otoimmün hastalıkları aktif döneminde aktif döneminde. Geçen gün bize bir hastamız e, gelmiş hiç alakasız bir şekilde inanılmaz diyetler yapmış. Yani glutensiz diyetler, histamin e, intoleransı diyetleri bakın Fonksiyonel tıpta da, fonksiyonel tıp çevrelerinde de bir takım efsaneler, spekülasyonlar ve hatalar ve bilim dışı davranışlar var. Bunları önümüzdeki haftadan başlayarak çatır çatır konuşacağız. Yani e, sağlıklı beslenmeyi, glutensiz beslenmeye indirgendi. Çevresel toksinlerden kaçınmak ve detoksifikasyon, ağır metaller ve e, Şelasyona indirgendi. Bir Birçok böyle örnek verebilirim. Ee, şimdi karşınızda aktif bir otoyümin hasta varsa tabii ki belli bir dönem, ideali bir buçuk ay, iki ay, minimum üç hafta, bir buçuk iki ay. E bu iyi ise o zaman 8 ay öyle. Hayır 8 ay daha iyi değil. Tamam. Ve bu geçici bir dönem buradaki eliminasyon. Ve eliminasyonun belli protokolleri vardır. Buna göre uygulamak durumundasınız. Ama karşınızda şu an konuşmakta olan kişi, hani her hasta kendi hastalığını anlatmaktan hoşlanır ve büyütür ya, ama e, hani hekim olduğum için muhtemelen biraz daha objektif olabilirim diyeceğim, izin verirseniz. Ben 10 yıl önce bir radyoloji bir e, e, romatoloji öğretim üyesinin yılda 2 tane 3 tane görebileceği ağırlıkta bir romatizmal hastaydım. Ama ben bugün glutensiz mi besleniyorum? Yani ben bile diyorum. Hashimoto'su var, tamam? Hashimoto. Hashimoto tek başına glutensiz beslenmek için neden değildir. İsterseniz siz hastaya bir şey icat edeceğim diye, bak öbür doktorların sana söylemediği, bulmadığı, bunu ben sana buldum, söylüyorum diye glutensiz beslendirebilirsiniz bu hastayı. Hastanın yaşamında ortaya çıkardığınız güçlük dışında kattığınız hiçbir şey yok. Tabii ki bazı durumlarda süt ürünlerini yani eliminasyon yapıp geri yükleme yaparsınız. Tamam. Ben süt için demiyorum zaten. Konumuz bu olmadığı için bunları daha sonra konuşalım. Ama bunlar suistimal ediliyor arkadaşlar. İnsanlar gereksiz yere süründürülüyor. Yulaf bile yemeyin diyen cahiller var. Şimdi 54 yaşındayım. 6 aydır regl olmuyorum. Menopoz dönemindeyim. Diş eti problemleri yapar mı? Yani yapmaz hanımefendi ya. Yani ya menopoz için yapmaz diyeceğim bir şey çıkar mı karşıma diye düşünüyordum. Çıktı yani. E, boştan ince, Ama onun dışında kalanları yapar. <laughs> ya da riskini artırır. Öyle söyleyelim. Yani. Yoksa menopozdayız diye ölecek değiliz. Her ne kadar menopozda olan kişiler hormon replasmanı olmadıkları takdirde yaşamlarının kısaldığı net, kesin bir şey olsa da. Yani fareyseniz de, maymunsanız da, tavşansanız da, ne olursanız olun. <laughs> Yumurtalı yerine Konmazsa e, o zaman e, ömrünüz kısalıyor. Ne yapalım yani? Ha uzaylıysanız o başka bak. Uzaylılar hakkında bir çalışma yapılmamış. Şimdi menopozda olan kadında, öbür soruya geçiyorum. Menopozda olan kadında pilon kırığı tedavi sürecinde e, hormon tedavisi için izlenmesi gereken yol. Çok spesifik soru. Yani pilon kırığı e, tibianın yani ayakta, bu kaval kemiğinin alt ucunda eklemin içini de alan bir e, bunun başka bir ismi de vardı sonuçta ortopedist değilim e, talisiz bir kırık tabii ki aslında menopozda olan kadında bu kırık neden çıkıyor arkadaşlar çıkmasa olmaz mı neden çıkıyor yani hormon replasmanı olsa bu kadın acaba bu kırık olacak mıydı buraya işte bahsettiği ameliyatta 16 titanyum takılacak mıydı? Neden kadınlarda kemik kırıkları erkeklerden 4 kat daha sık? Neden? Yani neden acaba? Ki yemeği kırılıyor, yerine geliyor. Yani bir menopozdaki bir kadının omurgasında, boyun omurlarında bir çöp son derece zor e, ağrılarla bu şekilde yaşam kalitesi tamamen ortadan kalkmış olarak geçiren kadınlar görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bunlar eğer hormon replasmanı yapılmış olsaydı hayatlarının kalanını sürünerek mi geçireceklerdi acaba? Hormon replasmanı meme kanseri yapar diye yalan, bakın kasıtlı yalan atılan ve bugün yanlış olduğu açığa çıkmış olan çok büyük bir tek çalışma var. Tabi ciddi zarar vermiş şeyler. Ee, Alzheimer. Her erkeğe karşılık iki tane kadın var. Alzheimer teşhisli. Neden? Neden arkadaşlar? Ne fark var? Ee, şimdi diyeceksiniz. Ya e, tamam kadında östrojen düşmesi düştüğü için... Kırık riski ve alzheimer riski artıyormuş, öyle söylüyorsun sen. E ama e, e erkeklerde neden daha az oluyor diyeceksiniz. Tabii bunları içinizden e, benim kitabımı e, okumamış olanlar, orman kitabımı okumamış olanlar söyleyecek. Çünkü içinizde, mesela ben 60 yaşındayım, içinizde 60 değil, 55 yaşında olan, arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız e, hormona baksak yani östrojene baksak kanlarında pikogram bölü mililitre olarak 3 çıkar, 5 çıkar, 6 çıkar, 7 çıkar, 5'in altında der var ölçemedim der. Benim baktığınızda 35 çıkıyor. Tamam. O yüzden bir parça da olsa ee, Alzheimer ve, e, Alzheimer'a ve kemik erimesine karşı bir parçada diyeyim. Dört kat birinde, iki kat birinden. Öyle yüzde yirmi falan değil. Yüzde iki yüz, yüzde dört yüz daha korunaklı erkekler. Neden erkeklerde bu kadar men şey var, östrojen var? Çünkü testosteron o kadar yüksek ki erkeklerde kadınlara göre. iyice düşse, sürünse bile çok büyük bir testosteron havuzu var kanda. Ve bu testosteronu alıp beyin hücreleri ve kemik hücreleri yani nöronlar ve osteoblastlar bu hücrelerde bolca bulunan neden bulunuyorsa aromataz enzimiyle bunu rahatça östrojenlere çevirirler. Ve böylece işini görürler. Neyin işini gördüğü gibi memede eğer ki kanser olmaya, kanserleşmeye niyetli bir hücre varsa bu hücre arkadaşlar bu hücre eğer kanserleşmeye niyetliyse ve kendine östrojen istiyorsa oradan Doktor Mustafa Bey'in veya Doktor Jale Hanım'ın cilde sürdürdüğü östrojeni falan beklemez arkadaşlar. Beklemediği çalışmalardan belli. Bu kadının böbrek üstü bezi diye bir şey var. Böbrek üstü bezinden salgılanan, hadi doktor arkadaşlar için söylüyorum, yani, androstenediyonu alır, bunu E1'e, östrona çevirir. Çok rahatlıkla, aromatazla. Çünkü bütün meme kanseri hastalarının memelerinde aromataz enzimi aktivitesi artmıştır. Bu östronu rahatlıkla işte karıştırmadan söyleyeyim 17 hidroksi beta steroid dehidrogenaz tip 1 ile E2'ye çevirip canı istediği gibi 25 kat güçlendirerek kullanır. Senin orada östrojen replasmanı diye verdiğin şey ihtiyacı yok. Nereden belli? Çünkü yapılan çalışmalarda 60-70 yaşındaki meme kanserli kadının memesinde 25-30 yaşındaki kadınların memesindeki östrojenden daha fazla var. Nereden geliyor bu östrojen? Ben meme hormon replasmanım yapıyorum ben? Bugün ortada hormon replasmanı olan kimse yok. Daha doğrusu Fonksiyonel Tıp Akademisi 2018'de yani yazmak bana kısmet olan Fonksiyonel Tıp kitabı bu piyasaya girmeden önce ve 2018'den beri Fonksiyonel Tıp Akademisi Türkiye'de binlerce hekimi hormon replasmanı konusunda eğitmeden önce çevrenizde böyle bir konu mu vardı? Hadi söyleyin var mıydı böyle bir konu? Yani e, biz ya da dünyada icat eden biz değiliz tabii ki. 50 yıldır var hormon replasmanı arkadaşlar. 50 yıldır var. Tamam. Rahat yani. Daha fazla aslında da 50 yıldır var. Ama 2002'deki bir akla zarar çalışma nedeniyle bundan sonra direkt olarak dibi gördü. Şu şekilde Hormon replasmanı kullanımı böyle düştü. Aynı dönemde antidepresan kullanımı eğrisini onun üstüne çakıştırdığında aynı dönemde antidepresan kullanımının bu şekilde arttığını görüyorsunuz biliyor musunuz? Yani bunları tabi ileride hep YouTube'da e, teknik sorunları aşabilirsek YouTube'da sizlerle e, daha e, eğitici biçimde paylaşacağım. E, ve nasıl? Şimdi e, burada lenf nodu ve organ metastazı olmayan opere meme kanseri hastası biyosteral hormon tedavisi alabilir mi? Arkadaş, şimdi yani gerçekten geçmiş olsun önce. Öncelikle şifa diliyorum size. Ama şu anda pazarlığın o boyutunda değiliz. Biz önce meme kanseri olmayan yani söyleyeceğim şeyler var buna ama e, her söyleyeceğim şey, bunlar ancak bilimsel ortamlarda konuşulması gereken ve topluma yönelik konuşmalarda gerçekten sorumlulukla davranılması gereken şeyler. Onun için ben bu sorudan müsaadenizi istiyorum. Ama bizim bugünkü derdimiz bu değil. Bugünkü derdimiz hormon reflasmanının bir insan hakkı olduğu. Şimdi... Hormon kullanma süresiyle ilgili farklı görüşler var. Siz ömür boyu diyorsunuz, başka doktorlar 10 yıl diyor. Bioiştiyar hormon bırakıldığında kalp krizi geçirme riski kullanmayanlardan daha yüksek olduğuna dair sizin kitabınızda bir bilgi var. Bu konuya da değilsiniz, sevinirim. Önce bu bioiştiyar hormon bırakıldığında kalp kullanmayanlardan daha yüksek. Buradaki ifade, yani o çalışmadaki ifadeyi oraya yazarken, bir buçuk ayda yazıp, e, yayın evine verdiğim bir kitap. Bir daha da ne okuma ne düzeltme imkanım olmadı. Çok özür diliyorum. Son derece kötü bir lisanla yazılmış olan bir kitap. İçinde şekil 10'dan sonra şekil 25 falan geliyor. Yani kusura bakmayın zamanım olmadığı için düzeltmedim onu. Yani e, kaçıncı baskı ne oluyor hiçbir şey, onları da bilmiyorum yani. Ama önemli bir kitabı Oku, okumanız gerekiyor tabii. Yani o, orada bir takım öyle şeyler var düzeltilmesi gereken. Ama şu hormon kullanan ve kullanmayan kadınların arasında kalp krizi geçirme açısından fark. Bir buna bakalım. Bir de mesela kolesterol ilacı. Kolesterol ilacı kullanan ve kullanmayanları da kolesterol ilacının yarattığı fark. Aspirinin yarattığı fark. Bunların yarattığı farkın 10 katı. Bakın ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Onları bilimsel ortamlarda da söylüyor. Bunların yarattığı, verdiği fayda ve ortaya çıkardığı farkın 10 katıdır hormon replasman. Ve bu 10 katı olduğu görülen şeyler bizim bugün aşağıladığımız e, atöstrojenleri kullanılan ve at ağızdan verildiği ve bunlardan çok daha kötüsü progestinlerin yani sahte progesteronların kullandığı çalışmalar için geçerli üstelik. Bunlarda bile bu fayda görülmüş. Şimdi buradaki başka doktorlar 10 yıl diyor. Yani şimdi başka doktorlarda aman hormonlar mı aman dokunma diyor. Aman aman hormon hormon tedavisi mi? Şimdi arkadaşlar hormon teda ben hormon tedavisi derken ne kastettiğimi her yerde anlattığım için bunu söyleyebiliyorum. Biz ciltten yapılan östrojen tedavisi ve vajenden yapılan Progesteron tedavisi temel olarak. Tamam Ayrıca şunu da söyleyeyim bakın burada kaç kişi dinliyorsa. Dünyada ana akım tıp olsun. Sizin için şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Belki bizim eğitim alan arkadaşlar için bile şaşırtıcı. Ana akım tıp ol, da olsun. Fonksiyonel tıp olsun. integratif tıp olsun. Ne olursa olsun. Dünyanın neresinde? Na, kim nasıl bir eğitim veriyorsa ve nasıl bir protokol anlatmışsa. Bunlar içinde Progesteronun vajinal kullanımını standart ve esas protokol olarak sunan hiçbir eğitim yoktur. Tekrar ediyorum. Bu sadece Türkiye'de bizim başlattığımız hormon replasmanıyla popüler olan bir şeydir. E nasıl oluyor diyeceksiniz? Yani sen burada progesteronun uzun vadede hormon replasmanında vajinal kullanılması gerekir diye bir eğitim veriyorsun. Tamam. Ama böyle bir eğitim veren Amerika'da, Avrupa'da Böyle bir eğitim kurumu e, göremezsiniz diyorsun. E o zaman sen nereden çıkarıyorsun diyeceksiniz. Çünkü bilim kimseye sır değil ve ben bunun doğru olduğunu 1300 küsur kursiyerime aralarında her 20 tanesinden bir tanesi atiks hesaplayın. Üniversite öğretim üyesidir anlattığımda bunlar içinden anlamayan da olmuyor, itiraz eden de olmuyor. Çünkü doğrusu bu. Ve yakında işte İngilizce önce halka yönelik olan o kitabı boşuna yazmadık, bastırmadık yani. Evet, dünyada da buna dönülecek, merak etmeyin. Şimdi hocam takviyeler pahalı. Bak ne güzel hocam. soru. Takviyeler pahalı. Ve ben endometrioziste olmazsa olmaz takviyeleri merak ediyorum. Kitabınızda okuduğumu belirtmek isterim. Hocam en azından Melatonin, doğal progesteron, birkaç bir şey daha ekleyeceksek olmazsa olmaz nedir sizde? Çok teşekkür ederim. Bak ne güzel sormuş. Arkadaşlar şu parantezi artık tekrar almayayım. Yani buradan tıbbi sen şunu al, bunu kullan diye bireye özgü bir şey söylemek ne hukuken doğrudur, ne tıbben doğrudur. Ama Vicdan da varsa, <laughs> tamam, şurada açıp da bu konuşmayı dinleyen kişiler varsa risk-yarar oranı son derece düşük. Yani yarar-risk oranı çok yüksek olan bazı şeyleri dillendirebiliriz. Çünkü vicdanımız da var yani. Boşuna da insanlar izlemeyecek bunu. Ben, siz ne kullanırsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Ama ben endometriyoz izle olsam, herhangi bir türü, Herhangi bir e, ağırlıkta kesinlikle ve kesinlikle en az 10 miligram melatonin kullanırım. Diyeceksiniz, ya hocam biliyordum bunu söyleyeceğin zaten ota çöpe melatonin kullanıyorsun. Ya ota çöpe neye kullandığımı eşlik eden biyolojik mantığıyla ve çalışmalarıyla gösterebildikten sonra tabii kullanırım. Sen niye kullanmadığını bana anlat. Endometriozizde bana göre melatonin kullanmamak son derece büyük bir eksikliğim. Yani öyle şey e, eksik. Tamam. Birincisi melatonin kullanılacak. Ama melatonin bizim ülkemizde piyasada 3 miligramlık var. Yani e, en az 10 miligram diyorum. E, yani e, bunu artık dünya yüzünden ben kendimi öyle getirtiyorum. Siz kendiniz bilirsiniz. Ben 10 miligram alıyorum. Endometriozis olduğum için değil, eski çok ciddi bir romatizmal, inflamatuar hastalığım olduğu için alıyorum melatonini. Ha, ama herhangi bir solid tümörüm, yani kan kanseri, lenf kanseri dışındakiler, organ kanserleri değil. Hangi organ olduğunun önemi yok. Böyle bir kanserim olsa ya da ailemde bunlardan çok olsa, tamam, ben 20 miligram melatonin alırım. Neden aldığımı da herkese anlatıyorum. Yani sonuçta kısa geçelim. Öbür sorulara şey yapamayacağız. Ee, yani hızlanalım biraz. Ee, on buçuğu bulalım. On buçuktan sonra bırakalım. Şimdi e, melatonin en doğrusu. Doğal progesteron. Bakın size doğal progesteron dışındaki progestin veriliyor da olsa. Ha bana kalsa ben vajinal yolla yüksek dozda Önce yüksek dozda başlayıp, yani 400 miligram hatta daha yüksek dozlarda vajinal, vajene derin olarak, parmakla derin olarak gece yatarken yerleştirmek kaydıyla doğal progesteron kullanmanın başta meme sağlığı, meme kanseri açısından olmak üzere kemik, beyin, vücudun diğer her tarafı açısından daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun başlarda sizin kullandığınız o işte progestin hapı, yani vizan kullanıyorsunuzdur. Ee, bunun bizde başka bir preparatı olmadığı için söyleyeyim. Zaten arkadaşlar endometriozda son 20 yıldır çıkan kaç tane ilaç var deriz? Bir tane, iki tane. Yani endometriozda bilimsel yayınlara açtığınızda böyle kimin de şöyle şeyler yazıyor. Yani e, kadınların yakınmalarında kimse ne bu hastalığın ne olduğunu biliyor, ne de ne yapılması gerektiğini biliyor diye. Arkadaşlar endometriozis ben söz verdiğim için bir iki kelime daha söyleyeyim endometriozis hakkında çok önemli çünkü yani e, doğurgan çağdaki kadınların onda birinde falan var ve hele infertilite de çok önemli bir nedeni bu. E, endometriozis arkadaşlar önce bakın çok iyi dinleyin endometriozis arkadaşlar bu bir organ çok iyi dinleyin bu bir e, hormonal düzensizlik değildir tamam bak çok net. Sizin hiçbir hormonal sisteminizde bozukluk yok. Sorun sadece o oradan oraya sıçrayan, organlarınıza, rahmin içine, oradan bağırsağa, oradan işte başka bir yere karın zarına sıçrayan, hani kanser gibi demeyeyim. Çünkü kanser e, uzak organlara da gidebilen ve kişinin yaşamını tehdit eden farklı bir şey. Yani tabii ki öyle bir şey söylüyor. Ama adeta bir kanser dokusu gibi oradan oraya yayılan ve kendisinin bağımsız bir aynen kanser dokusu gibi bağımsız bir metabolizması var. O doku içinde o doku nasıl bir doku biliyor musunuz? Yani kendime ait bir benzet, kendi yaptığım bir benzetmeyle söyleyeyim. Covid fırtınası var ya, Covid'deki sitokin fırtınası denen şey var ya orada. Enflama, endometriozis dokusunun içinde teknik, ben daha sonraki eğitici videolarda gireceğim. Covid fırtınası var. Covid yani stokin fırtınası var. Tamam. Onun için anti beslenme. Yani beslenme her hastalıkta önemli. Ya her hastalıkta önemli kardeşim de mesela kemik erimesinde önemli değil mi? Önemli. Böbrek taşlarında önemli değil mi? Önemli kardeşim. Ama endomet bir tane hastalığı başa koyacaksam bir tane hastalığı Endometriozisi en başa koyarım beslenme açısından. anti beslenme nedir? pro beslenme nedir? Bunu lütfen bakın, görün, araştırın. Melatonin dışında en azetil sistein muhakkak alın. Yani ben burada verdiğiniz bak hepsini alamam diyor. Çok ne güzel soru. En azetil sistein verdiğiniz paraya değer. Tamam mı? Doğal progesteron. Zaten Allah'ın emri diyeceğim. Progestin kullanmakta bile onunla birlikte kullanırım ben olsam. Ama tabii ki bunlar da siz, siz doktorunuz ne derse onu yapacaksınız. Yani. Şimdi e, bunun dışında e, şu hani kırmızı meyveler dedikleri şeyler var ya polifenoller. Tamam mı? Bunlardan yaz geliyor. Çevrenizde bir e, karadut, evinizdeki bir e, buzdolabınızı, buzluk kısmınızı karadutla çevir, doldurun. Ağzına kadar. Kırmızı vişneyle doldurun. Ağzına kadar. Tamam Ve bunları yiyebildiğiniz kadar yiyin. Sonbahara kadar. O zaman zaten nar mevsimi gelecektir. Nar mevsimi Ekim'den Mart'a kadar sürecektir. Nisan'a kadar sürecektir. Ondan sonra gelecektir e, şey karadut ve ee, vişne mevsimi. Tamam. Bunları sürekli yemek için buzdolabınızda yani patates, domates falan koyacağınıza oraya bunları koyun. Sizin için ilaçtır. Ayrıca yeşil çay. Bakın yeşil çayı lezzetli içmek için benim bir formülüm var. Başka bir formül de söyleyeyim size. Limon otu diye bir şey var. Lemongrass diye bilinir. Lemongrass. Aslında bunun İnternetteki resimlerine baksanız dersiniz ki ha ben bunu biliyorum ya bu işte bahçelerde süs olarak da kullanılıyor dersiniz. Çok güzel bir bitki. Yaprakları e, böyle görürsünüz Google'dan bakarsanız. Lemongrass o yaprakları böyle burnunuza yaklaştığınızda aa ne güzel aroması var dersiniz limon gibi. Tamam. Şimdi e, bir yeşil çay alın. Bence çay kurun. Zümrüt marka. Böyle kutuda satılan Zümrüt marka her yerde bulunmuyor. Ben internetten çaykurdan direkt isim alıyorum, geliyor. Zümrüt marka yeşil çayı. Çünkü yeşil çayla ilgili çal bakın biliyorsunuz artık. Yani ben de miyim? Fonksiyon Tıp Akademisi'nde hakkıyla e bizim aramızda bulunan arkadaşlar için de söylerim. Ne söylüyorsak arkasında bir çalışma var. Kafadan atma bir şey yok. Yeşil çayı. E Yeşil çaydaki e, e, kateşinler yani epigallokateşin galatlar bunları bol almanız. Yeşil çay bol içersem zararı dokunmuş. Tabii yalanın büyüğü. Tamam? Şimdi yeşil çayı fakat faydalı içmek için 8 dakikanın üzerinde demlemek lazım. Tamam? Diyeceksiniz haklı olarak ya 10 dakika demlediğim yeşil çay içemem ki zehir gibi bir şey oluyor. Ben de diyorum ki 10 dakika demle. 10 dakika demlerken Orada içinde limon otundan, şöyle ister tazesinden, ister onun koparıp da evinde sakladığın, kutuda sakladığın işte kup kuru olmuş kuru parçalarından birkaç parça at bakalım. Birkaç parça at, ondan sonra birine içir onu. İstersen 20 dakika demle. Acaba anlayabilecek mi onu yeşil çay olduğunu? Müthiş bir arama, ha, neydi, nereden buldun bunu, bu ne otu diyecektir. Tamam. Onun dışında öbür bizim 50 kere paylaştığım öbür kakule ve küçük bir tarçın çubuk formülümü söylemiyorum. Ee, bunlar bak düşük masraflı şeyler. Ha bunun dışında bu söylediğim kırmızı meyveler ha onlar da düşük masraflı değil diyeceksiniz de onlarla ilgili e, bazı ürünler özellikle mesela piknogenol özellikle ispatlıdır. Bu resveratrolün biraz daha şeyi, sosyetiği aslında. Yani flavonoidlerin kompleks bileşiklerinden alabilirsiniz. Flavonoidlerin, flavonoidler deniyor bu Flavonoidlerin kompleks, yani e, karışımını içeren bileşiklerden alabilirsiniz. Ben kendi evimde e, sanayi tipi derin dondurucu bulundurduğum için onun içinde de kilolarca, söylemeyeyim sen kafayı yemişsin dersiniz, kilolarca e, karadut, işte yaban mersini, şudur budur bulunduğu ve her gün yediğim için. Ancak e, bir yerlere konuşma yapmaya ya da tatile gittiğimde e, o günde eksik kalabilir ama e, bu flavonoid desteğimi şeyle, flavokompleks kompleks diye aldığım, piyasadan aldığım bir ürünle gideriyorum. Ama dediğim doğal yollarla buna ulaşabiliyorsanız hiçbir mesele yok. Ben ben bu da neler söyledim? Para vermeye değer olanları söylemiş oldum aslında. Şimdi e, progestanın içindeki progestan dediği progesteronun ülkemizdeki en yaygın preparatı. Bunun ticari ismi olarak söylüyor. Progestanın içindeki titanyum dioksit hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi güzel şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Gluten herkes için zehir falan değildir yani. <laughs> süt yani süt demeyeyim de süt bebekler için ama yoğurt e, kefir çok güzel. Sanki san, kefirde sanki süt proteini yok. Sanki o süt proteini olmaktan çıkmış durumda. Ama sütlü bir şey içmeyin yemeyin diyenler kilolarla kefir öneriyorlar hastalarına. Bakın tekrar ediyorum. Alevli bir durumda, eliminasyon diyetinde birkaç ay biz de her türlü süt ürünü, gıdımını bile kesip sonra yüklü. Bu başka bir şey. Buradan topluma yönelik şeyler çıkarmak, dersler çıkarmak ve toplumu bunalıma sokmak ve daha kötü beslenmelerine yol açmak diye işlere girişmeyin lütfen. Sayın popüler siteler. Şimdi e, Burada titanyum dioksit. Ha soruya cevap vermedin diyeceksiniz. Yani kardeşim ne alakası var? Titanyum dioksiti hiçbir şekilde yani titanyum dioksit hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir zararın olmadığını düşünüyorum. Çünkü zararının olduğuna ilişkin beni ikna edecek bir düşündürecek hiçbir şey okumadım. Ha sizce ben titanyum dioksit hakkında bir şeyler okumuş muyumdur, araştırmış mıyımdır? Benden fazla okuyup araştırdıysanız Buyurun siz bana anlatın. Onun için titanyum dioksit e, o, sorun değildir arkadaşlar. Şimdi dış gibi ayrıca şeylerde yani hapların için laktoz bulunmaz. <laughs> yani ya laktoz eğer sende çok ciddi boyutta bir SIBO varsa ya da gerçek laktoz intoleransı varsa o başka. Laktozun problemi miktarla ilgilidir toplumun çok büyük kısmı miktarla ilgilidir. Oradaki bir hapın içinde laktoz var mı yok mu? Bunda laktoz varmış hocam. Ya o hap zaten orada 300 miligram bir şey. <laughs> ya 300 mg bir şey. <laughs> Onun içinde yapıştırıcı olarak kullandığı adam orada 30 miligramlık bir laktoz kullanıyor. İğne ucu kadar bir şey kullanıyor. Yani zehirlenmeyeceksin ondan korkma. Titanyum dioksit de böyle bir şey. Şimdi burada ee, dış gebelik kadın hormonlarından dolayı olur mu? Tiroidle ilişkisi var mı? Soruyu anlamadım ama geçmek durumundayım. Şimdi merhaba hocam. FTA modüllerini tamamladım ve çok faydalı oldu. Teşekkürler. Allah Allah. Bizim bir arkadaşımız yazmış. Özellikle gençlerde daha belirgin olan dismenore'de bir öneriniz olur mu? Dismenore eğer endometrioz ise bağlıysa, yani dismenore var, dismenore var. Dismenore nedir arkadaşlar? Ağrılı adet. Tamam. Ağırlı adet. Şimdi hiçbir endometrioz ile ilgili hiçbir sorunu olmayan endometri yani dis ağırlı adet deyince endometrioz gerçekten tatsız bir hastalık. Endometriyoz ile uğraşan, cerrahisini yapan kadın doğumcu arkadaşlar aslında yani bunun cerrahisi gerçekten zor bir cerrahi arkadaşlar. Yani bu bunu yapan kadın doğumcu arkadaşlar hakikaten kahraman yani benim gözümde. Eee yani hayatının da önemli kısmını bir e, 25 yılını falan ameliyathanede geçirmiş biri olarak söylüyorum. Hakikaten kahraman. Ama kendilerinin şu yaptıkları ameliyatlardan kendilerinin de yüzlerinin daha fazla gülmesi, hastalarının da daha fazla gülmesi, hem kendilerinin hem hastalarının yaşam kalitelerinin artması için hastanın proinflamatuar besinlerden uzak kalması ve biraz önce söylediğim türde destekler almasının önemini söylemeliler arkadaşlar. Tabii ben burada biraz önce flavonoidler dedim geçtim. Yani birçok flavonoid var burada. Ben kurkuminden bahsettim mi biraz önce? Yani zerdeçal özütünden. Tamam mı? Bahsetmedim. Son da inflamasyonu bu engelleyecekse bu da son derece önemli. Tamam mı? Ama mesele şu ne? Yani ben de öyle bir kurkumin yaptım ki öyle bir emiliyor ki kardeşim işte o yüzden benimki e, Kaf Dağı'nın ötesinden gelen Nadide mantar özütü fiyatına. Tamam mı? Bunlar hikaye. Yani sadece verdiğim para karşılığında ne kadar kurkumin alıyorum? E, verdiğim para havaya mı gidiyor? Çünkü herkesin bütçesi kısıtlı. Sonsuz değil. Abramovich değiliz yani. Salak saçma bin türlü şeye verilen paralar ve Bin türlü bana bir takım hastalar geliyor. Yani önceki tetkiklerinizi gönderin diyorum ya. 60 tane tetkik göndermiyor. 60 tane tetkik. 8 tane endoskopi, 8 tane kolonoskopi, 15 tane MR. Hangisi senin hayatını değiştirdi? Hangisi sende belirleyici bir değişiklik yaptı? Zehre sorgulamıyor. Tamam. Çünkü bedava onlar. Birçoğunda bedava da değil de. Bedava işte çekilmiş. Sosyal Güvenlik karşılamış onu. Aslında sosyal güvenlik sosyal güvenliği kim karşılıyor? Uruguaylılar mı karşılıyor? Yani o o lüzumsuzluklara göre buradaki destek ürünlere maalesef bugün SGK'nın ödemediği. Çünkü patenti alınamayan şeyler bunlar. Maalesef SGK'nın ödemediği bu destek ürünlere bütçeyi ayırmak yanlış bir şey değildir. Ben ciddi bir bütçe ayırıyorum. O başka. Herkesin ayırabileceği şey farklı. Ama herkesin ayırabileceği bütçe içinde e, verdiği şeyin karşılığını alması lazım. Ve bununla ilgili kaç zamandır yapmıyorum diyecektim diyorum ama artık bir şekilde yapmak durumdayım. Bununla ilgili e, periyodik eğitim seminerleri vermeyi düşünüyorum. Kolay bir şey değil ama yapacağım bunu. Çünkü e, çünkü bu e, destek ürünler Arkadaşlar yani bu ülkede 5 yıl önce magnezyumun ya en basitinden magnezyumun çeşitlerinden bahseden var mıydı? Eczacı, eczanede magnezyum malat, magnezyum glisinat var mıydı böyle şeyler? Ha? Berberin diye bir şey var mıydı? Şurada inozitol diye bana soru soruyor. Aynen hormonlar diye bu kadar soru sorabilecek kişi var mıydı? Bunların hepsi FTA sayesinde oldu. Ve FTA'nın destek ürünlerin sağlıkta doğru ve bilinçli kullanımıyla ilgili ortaya attığı durum suistimal edilerek eksik bilgi kullanılarak insanlarda yanlış yönlere çekilmesine de engel olmak bu işi başlatan bizim de görevimiz. Ben de bunu böyle görüyorum ve bunun gereğini yapacağım. Ayrıca başta söylemiştim ve az kişi vardı başta. Şimdi söylüyorum. Önümüzdeki hafta kim fonksiyonel tıpçıdır? Ne demekse. <laughs> tamam? Kim fonksiyonel tıp uygulayıcısıdır? Fonksiyonel tıp hekimi ne yapar bu adam? Nedir? Ne iş yapar? Kime fonksiyonel tıp yapıyor denir? Kim fonksiyonel tıp hakkında ve fonksiyonel tıp eğitimleri hakkında ağzını açmaya ve konuşmaya haklı hakkı ve yetkisi vardır? Kimin? tıp hakkında zerre kadar bilgisi olmadığı hakkında konuşmaktadır ve binlerce kişinin gözünün içine baka 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 bay bildiğin yalan söylemektedir. Popüler sitelerin, çok popüler sitelerin yöneticileri ve onların eteği altındaki bir takım kişiler. Bunların hepsini açıklıkla söyleyeceğim. Ben kimseye hakaret etmeyeceğim. Hiç öyle bir huyum yok. İsteğim de yok, ihtiyacım da yok. Ama doğruyu, eğriyi önümüzdeki hafta herkese anlatacağım. Bu da hep birlikte toplanalım. Yani. Şimdi, hocam memede kalsifikasyon ve kist var. Doktor kesinlikle hormon tedavisi olmaz dedi. Hocam siz ne dersiniz? Bence alakası yok arkadaşlar. Deyip geçiyorum. Memede kalsifikasyon, ha yani kalsifikasyon burada. Yani bunun radyolojide kriterleri var. Biraz dört denen bir kriterdir bu. Yani ha bu durumda da bunları bakın. E, meme'de kanser mi değil mi belli olmayan ve şüphe uyandıran bir şey varsa tamam? Bu durumda hormon replasmanı yapılır mı? Nasıl yapılır? Biz bunları bilimsel platformlarda ancak tartışabiliriz. Burada değil. Tamam? Ama eee eğer orada size kanser yok deniyorsa hormon replasmanı hem yapabilirsiniz hem de bana göre, bana göre madem bana soruyorsunuz hormon replasmanı sizin doğal progesteron kullanacağınız için meme kanseri riskinizi azaltır. Ne zaman azaltmış mı peki diyeceksiniz. Yani öyle bir şey mi olmuş ki sen bunu söylüyorsun diyeceksiniz. Sizce ben olmadan mı söyle, olmadan söyleme durumum var mıdır? Fransa'da 83 bin kadının katıldığı ve 8 yıllık süren bir prospektif kohort çalışmasında tüm sahte benim Frankenstein dediğim progestinler, progesteron taklitleri hangi çeşitli olursa olsun tüm bağımsız olarak hepsi kanseri artırmıştır. Kanseri düşürmüş olan o çalışmada az da olsa yani hiç hormon replasmanı yapılmayanlara göre %10 da olsa Düşürmüş olan bir tek doğal progesteron ve doğal östrojenin kullandığı var. Ha Fransızlar bunu Fransa'da stil böyle ağızdan kullanıyorlar progesteron apını. Zaten bunu hormon baştan söylemiştim progesteron apını kapsülünü neyse bunu standart olarak hormon replasmanında vajenden öneren dünyada tek kurum biziz. <laughs> o zaman nasıl bu iddiayla konuşacak? Çünkü doğrusu bu. Kim varsa buyurun gelsin anlatalım. Anlatıyoruz zaten. Anlatıp da anlamada anlamayan kimse yok. Evet bir tek biz bunu söyledik. Standardı bu olmalı diye. Fransa'da ağızdandır. Ağızdan verdiğinde 100 miligram kullanılmış o çalışmanın çoğunda. Bu yani vajenden kullandığın 10 mg'a falan karşılık gelir. Çünkü %90'ı karaciğerden tek geçişte gider. Tamam mı arkadaşlar? Bunda bile bunda bile düşme var. Şimdi Merhabalar. Dim ve Hayit eksik hakkında da bilgi verir misiniz? Ee, ya Dim, Dim başka bir konu. Dim, e, Dim, din dövülmetan. Bunu da işte soruyorlar böyle. Ya dört yıl, Dim, dört yıl önce mi icat oldu dünyada arkadaşlar? Dim, din dövülmetan. Yo, yazmak bana kısmet olan ve Fonksiyonel Tıp Akademisinin yayını olan. Fonksiyonel Tıp Akademisi'nin eğitimleri dolayısıyla burada dim diye buradaki arkadaşlar soruyor. Bunlar bize büyük kıvanç veriyor. Dim <laughs> ezelden bir var. Bildiğin lahana gillerden elde edilen bir özüt. Deindolil metan. Tamam. Dünyada daha çok indol 3 karbinol olarak daha popülerdir. Biz doğrusunun dim olduğunu düşünerek Türkiye'de bunu dim olarak popülerize ettik. Dim ben şu durumda kullanıyorum. Dutch test ile kadının meme kanserine ilişkin riskini hepsini değil ama en önemlisini görebildiğimi düşündüğüm için düşünmek için yeterli sebebim var. Gerçekten riskli yönde östrojenlerini kullanıyorsa bu kadına dim veriyor. Ama bunu sürekli kullanması lazım. Sürekli. Tamam? Dim'i bıraktığı zaman dim'in koruyuculuğu ortadan kalkar. Aynen tansiyon ilacınızı bıraktığınızda tansiyon ilacının beyin kanamasını koruyuculuğunun ortadan kalktığı gibi. Bu nedenle daçta hormon e, östrojen metabolitlerinin gerçekten olumsuz olduğunu görünce ancak hastaya ya diyorum işte Meral Hanım yerinizde olsam yaşam boyu buna bir bütçe ayırırım. Eğer böyle bütçeniz varsa sürekli olarak dim kullanırdım yerinizde olsam ben. Siz vücudunuz size ait, siz bilir, siz bileceksiniz ne yapacağınızı diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hayıt ekstraktı. Hayıt yani güzel bir şey ama arkadaşlar yani suyunun suyunun suyu. Elimde benim e, doğru bir şey varsa, doğru bir e, ajan varsa yani progesteron varsa bunlara doğrusu gerek duymuyorum. Direkt progesteron kullanıyorum. Hiçbir zaman onun gücüne ulaşamazsınız hayırla. Hayırtı Ağustos'ta mı topladın? Ya onlara girmiyorum zaten. Ağustos'ta mı, Eylül'de mi toplandı? Ne oldu? Ya. Onlara girmeyeyim şimdi. Şimdi merhaba hocam. 48 yaşındayım. Doktorum sadece progestan 200 verdi. 12 gün kullanıp 14 gün ara vererek vajinal kullanıyorum. İşte bunlar hep FTA'nın protokolleri uygulanıyor. Yani FTA üyesi olmayan bir doktora gittiğinizde de FTA üyesi FTA'nın eğitimlerinden öğrenmiş olduğunu kullanıyordu. Progesteron hormonunun kan değeri kaç olmalı ve ne kadar süreyle baktırmalıyım? Hemen şunu söyleyeyim. Vajinal 200 kullandıktan sonra kafanız son derece salim olsun. Yani salim olsun dersen derken, yani sen 500 sene yaşayacaksın sana hiç hastalık yok öyle bir demiyorum. Progesteron hormonunun, progesteron hormonunun vajene birazcık derin yerleştiriyorsan, Düzeyi kesinlikle yüksek olacaktır. Kesinlikle yüksek olacaktır. Yani bunun peak yaptığı değer ortalama 10 civarında, 12 civarında falan olacaktır. Öyle bir şey söyleyeyim yani, tamam? Mı? Bir baktırdığında olmazsa, öbür baktırdığında olur. Doğrusu budur, tamam? Mı? Ve bu da şey çok çok iyi bir düzeydir. Şimdi burada. Bir saniye. Ee, ne diyeyim? Şimdi bunlar böyle buradan ben şeye geçiyorum. YouTube'dan, YouTube'dan olan sorular için şuradan önümdeki başka telefondan e, YouTube'u açacağım arkadaşlar. Buradan. Ee, evet, şurada zannederim. Bir başkasının telefonu YouTube'u açtım. Açıyorum. Evet burada Fonksiyonel Tıp Akademisi yazacağım. Pardon. Fonksiyonel Tıp Akademisi. Evet geldi. Şimdi şurada ben e, şunun altında e, ama göremiyorum burada yorumları göremiyorum bana yorumları göremiyorum yani daha önce de denemediğimiz bir şey şey var mı acaba bana bizim arkadaşlardan Bunları atabilecek olan var mı? Ben burada e, göremedim. Tekrar bakıyorum. Evet, YouTube'da canlı ama göremedim arkadaşlar. Şimdi deminden kalan başka sorular. Ha, pardon. Gördüm, gördüm. Şunu sesini kapatayım. Pardon. Şimdi tamam hepsini gördüm. Çok da soru varmış da hepsini yapamayız ama devam ediyorum. Şimdi ee, o zaman aşağıdan mı başlayayım? İlk soru aşağıdadır herhalde. Herhalde öyle. Şimdi Saime Kork isim özür dilerim. FTA adı altında bir sürü kişi, kişi çıktı. FTA bizi de fonksiyon atıp. Yedi doktordan başka eğitimli olan yok. Bir şeyler dönüyor bazı sitelerde. <laughs> Bunları konuşacağız arkadaşlar. Yani tıp hakkında konuşma hakkı olmayan kişilerin fonksiyonel tıp hakkında hangi fonksiyonel tıpı nereden duymuşlar acaba? Yani nereden duymuşlar? Yani bunların hepsini anlatacağım. Yani işin iç yüzünü anlatacağım sizlere. IFM, 7 tane doktorla IFM nedir? Şişirdikleri, 3-5 tane ben sen bizim olan kendi tanıdıkları birkaç doktoru sosyal medyada şişirmek için fonksiyon tıp eğitimleri hakkına ağzını açma hakkım var mı? Açarsan ve üstelik de orada bir profesör olarak binlerce kişinin gözü önünde yalan, bak tekrar söylüyorum, yalan söylersen ben bunları burada afişe etmeyecek miyim? Edeceğim tabii. Çünkü biz burada kan ter gözyaşıyla senin orada oturduğun yerde değil, biz bir buçuk yıl boyunca kendi branşımızı, 25 yıllık son derece başarılı göz doktoruyum ben, göz cerrahıyım. Bunu terk etmişim. Ülkemi, ailemi terk etmişim. Bir buçuk yıl Amerika'da göz gözyaşıyla çalışıp buraya gelmişim. Senin gibi evden online 3 tane kurs alarak değil. Sonra gecem gündüzüm hala okumak, araştırmakla geçiyor. Ve sonra sen gel bizim burada sıfırdan in, inşa ettiğimiz fonksiyonel tıp kavramını dejenere et, yalan söyle. Bakalım kolay mı önümüzdeki hafta göreceğiz. Aynen böyle söylüyorum. Onları da bekliyorum onun için. Şimdi e, böyle yazmış arkadaşımız. Onları halledeceğiz. Şimdi e, hocam merhabalar. İki aydır e, E2 yani östrojen, estradiol, jel kullanıyorum. İlk ayki ölçümde 70, ikinci ölçümde 400 çıktı. Doktorum jel kullanmaya devam dedi. Bu durumda jel kullanmaya devam etmek doğru mu? Şöyle arkadaşlar. Şimdi östrojen jel kullanıyorum diyor ama günde kaç kere kullanıyor söylememiş. Tamam. Kaç ki elimizde ne yapacağız bu durumda? Gene dönüp bilime bakacağız. Ha ben yukarıdan başlayacakmışım herhalde. Yazılar aşağıya geliyor şeyler. Yenileri. Sondan başlamışım, yukarı çıkacağım. Şimdi, e, ne yapacağız? Bilime, araştırmalara döneceğiz. Tamam. E, östrojen, jel kullanılan bilimsel araştırmalarda, bu bir kere kullanıldığında, tabii 0,5 miligramdan bahsediyorum bizim için şu anda, veya herhangi bir şey. bir Hangi doz bir kere kullanıldığında, iki kere kullanıldığında, sabah akşam, ya da ikisi aynı anda tek bir yere sürüldüğünde yaklaşık nasıl değerler oluşuyor? Bunlarla ilgili çalışmalara bakacağız. Var mı başka yolumuz? Yok. Tamam? Bunlarla ilgili çalışmalara baktığımızda 400 gibi bir absürt şeye, rakama rastlamıyoruz arkadaşlar. Östrojen jelle bunu 400'e çıkarmanız mümkün değil. Tamam? Bu arkadaşımız yaşını yazmamış. Yazsaydı bu arkadaşımızın öyle 8-10 yıldır menopozda olmadığını görecektik. Yani menopoza girersiniz fakat menopoza girdi, girdi girdiniz demek yumurtalıklar e, dükkanın kapısını kepekleri indirdi anlamına gelmiyor. Beyin onu hala FSH'la kamçılamaya devam ediyor. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim iyi dinleyin. Biliyorsunuz menopoza girdim mi girmedim mi diye ben hiç yaptırmam da. Tamam. Yani geçerli bir test değildir bence. Ee, anlamı yok. Bize bir şey vermez. Bize bir şey vermeyen testi niye yaptırayım? FSH yüksek çıktıysa, östrojen de düşük çıktıysa ha menopozdasın diye böyle söyleniyor ya alışkanlık olarak. Öyle söyleyeyim. Ha FSH hakikaten 100 çıktı. <laughs> Tam konuşacak bir şey yok. Neden FSH yüksek çıkıyor orada? Çünkü beyin östrojen istiyor. Kanda östrojen düşünce yumurtalığa FSH'la mesaj gönderiyor. Kamçılıyor onu. Östrojen lazım, östrojen gönder diyor. Burada e, yumurtalıktan istediği yanıtı alamayınca o zaman FSH'la daha da kamçılamaya devam ediyor. Kaç yaşına kadar? Mesela kadın 80 yaşına gelince beyin şöyle düşünüyor mu dersiniz? Ulan 80 yaşına geldim ya bu yaşta bana östrojen ne lazım? Deyip de mesela ben östrojene ihtiyacım yok canım benim 80 yaşına kadın falan mı diyor? Demediği nereden belli? 80 yaşındaki kadında da 90 yaşındaki kadında da kanda baksanız FSH zirvede, hala medet umuyor yumurtalıklardan. Yani hormon replasmanı istiyor. Anlatabiliyor muyum? Benim yaşım gelmiş 55 olmuş artık bana hormon lazım değil canım demiyor gariban. Oradaki beyin istiyor bunu. Tamam. Ama şimdi FSH bu şekilde kamçılarken kepenkleri tamamen kapatmadıysa yumurtalık ee, hani birini kıstırırsın kıstırırsın köşeye sonunda o bir bir tane koyar ya sana. Bunun gibi baskılanmış olan yumurtalık adeta beyin tarafından sıkılıp da limon gibi suyu çıkarılmış gibi östrojen salgıladığı dönemler olur. 400 de olur, 300 de olur. Burada öyle bir şey. Bu arkadaşımızın ben menopoza gireli yıllar ve yıllar olmadığına eminim. Nereden eminim? Çünkü 60 yaşında östrojeni kadına cidden ver. <laughs> ne yaparsan yap onu 400'e çıkaramazsın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Onun için ilk kullanmaya başladığınız dönemlerde özellikle yeni menopoza girdiyseniz yaptığınız ölçümler sadece sürdüğünüz östrojenin ölçümleri değildir. O günlerde beynin suyunu sıkmasıyla, yumurtalıkların suyunu sıkmasıyla e, fışkıran dönemsel olarak artan tabii onu sürekli sürdüremez. E, Östrojenle bağlıdır. Anlatabiliyor muyum? E, onun için e, şey e, ilk dönemlerde o çok e, kan ölçümleri geçerli. Bunun dışında yani e, onun dışında çok teknik olur. Onu ben öbür şeylere geçeyim. Şimdi ailede genetik olarak erken menopoz söz konusu evet böyle bir şey vardır. bu arada erken menopoz. Erken menopoz bana göre hiçbir sorun değil. Bak şimdi sana göre diyeceksiniz. Tamam da sen benim fikrimi soruyorsun şu anda. Tamam. Bunu sosyal olarak kadında yarattığı o yanlış, o öğretilmiş üzüntüye anlamıyor değilim. Ama arkadaşlar eğer ki çocuk sahibi olmak istiyorduysanız sonuna kadar haklısınız. Tamam. Ama çocuk sahibi olmayı planlamıyorduysanız o zaman zaten erken menopozla kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Menopoza girmenin iki tane güzel yönü var. <laughs> ne? Birincisi doğum kontrolüne gerek kalmıyor. Değil mi? Öyle. İkincisi, adet kanamasıyla uğraşmana gerek kalmıyor. Her ayın bilmem kaç günü. Tamam. Güzel iki yanı var. Sen hormon replasmanını yaptırırsan, bu iki güzel yönü cebine koyarsın. Sonra ciltten sürersin hormonunu. Vajene de koyarsın progesteronunu. Zannediyor musun ki beyin hücren şöyle diyecek. Ya şimdi Kanla, bu kılcal damarlarla bana progesteron hormonu geldi, östrojen hormonu geldi. Evet ama bu daha önce yumurtalıklardan geliyordu. Bak şimdi burada e, Melahat Hanım bunu cildine sürdü de oradan kana emildi, oradan geldi. Bunu mu diyecek sana diyorsun? Kemik hücren, dam damarlarındaki hücreler, kalbin, kemiklerin, beynin. Böyle mi diyecek sana diyorsun? Yok, farkında değil o. O kanla kendisine bak, gelene bakıyor. Bir de kan da kendisine gelenin doğal bir şey mi? Yani yüz binlerce yıldır tanıdığı östrojen progesteron mu? Yoksa sentetik sahte bir şey mi? E buna bakıyor tabii. Anlatabiliyor muyum? Sen ona bunu verdikten sonra kendini erken menopozlu olarak damgalamana gerek yok kardeşim. Erken sen menopozlu değilsin. Sadece sana Hormon replasmanı sırasında adet görmene ya ihtiyacın olmadığı için çünkü çocuk sahibi olmayı planlamayacaksın. Adet görmene gerek olmayacak kadar ama kemiğin, beynin, kalbin, cildin, ruhun, cinsel e, hayatın bunlar için ne kadar gerekiyorsa sana bu kadar zaten hormon verilecek. Menopoza girdim dediğin şey aslında adet kanamalarından kurtuldun. Bir. Tamam. Adet kanamalarından kurtuldun. Bir. Bir de e, şeyden kurtuldun. E, kontrasepsiyondan, yani doğum kontrolünden kurtuldun. iki. Ha bunun sosyal baskısı. Yani nerede kim sana sosyal baskı yapıyorsa ve sen buna izin veriyorsan, bunu kimle nasıl paylaşıyorsan. Bu tabii ruhsal bir şey. Yani bu Yüzyıllardır, bunları konuşamayız ama yüzyıllardır kadının adet e, kanamasına yüklenen o aşırı anlam nedeniyle olan işler. Bunun ileriki yaşlara taşınması mümkün mü? Yani menopozun geciktirilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Kısaca böyle söyleyeyim. Mümkün değil. Şimdi, e, burada diyor ki... E, benim çok merak ettiğim bir soru var. 50 yaşındayım, ailede. Annem, hariç, teyzelerim, anne annem meme kanseri. Benim eşler hormon almam sakıncalı mı? Benim fikrimi mi soruyorsunuz burada benim anlatacağım için? Bence sakıncalı değil. Ha bunu eğer soran bir doktor olsaydı ya da hormonlar üzerine umarım iyi bilgisi olan bir temel bilgisi olan bir şey anlatılabilmesi için branşı ne olursa olsun bir doktor, bir öğretim üyesi bir şey olsaydı ona onun gerektirdiği derinlikte ve bilimsellikte anlatırdım. Tamam. Bence hiçbir şey yoktur. Sakıncalı değildir. Ama usulünce yapmak kaydıyla. Hormon, hormon repla, hormonlar kanser yapar. Arkadaşlar bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Yiyecekler kanser yapar. Doğru mu yanlış mı? Tamam. Yiyecekler kalp hastalığı yapar. Doğru mu yanlış mı? Ya hangi yiyecekten bahsediyorsun? Ne kadar yiyor? Ne zaman yiyor? Kim yiyor? Yani gece yarısı kalkıp kremalı pasta mı yiyor? Yoksa akşam yemeğinde mercimek yemeği mi yiyor kardeşim? Yiyecekler hormon e, şey meme kanseri yapar mı? Hem doğru hem yanlış. Doğru, <laughs> şeyde doğru, ee, doğru işte gece yarısı kalkıp onu yiyen şeyse kremalı pasta yiyorsan doğru ama mercimek yemeği yiyorsan yanlış. Onun için hormonlar meme kanseri yapar sözünü eden kişi ve hormonları ya da yiyecekleri bu şekilde kategorik olarak niteleyen kişi ne yiyecekler hakkında ne hormonlar hakkında kendisinin akademik kariyeri ve branşı ne olursa olsun hiçbir şey bilmiyordu. Nokta. Şimdi soma düzeyi çok düşük olma nedeni ya çok teknik be arkadaşlar. Konunun da dışında. Çok özür diliyorum hakkında ama veremem her şeye cevap burada. Şimdi e, burada geniz doluluğu menopozun etkisi olabilir mi? Yani değil aslında. Tohum döngüsünün, tohum döngüsünün hormonal dengeye faydası ol, olur mu? Bana soruyorsunuz değil mi arkadaşlar? Psikolojik olarak faydası olursa olur. Ha bunun dışında ne olur? Tohumlar yediğiniz için liftir bu. Lifler bağırsak mikrobiyotanızı düzeltir. Bu sayede östrojen, aşırı östrojen atılımınız artabilir. Yani enteropatik sirkülasyon dediğimiz şeye girmez. Ha böyle çok indirek hani fonksiyonel tıp fonksiyonel tıpla ilgilenen bir adam olduğum için her türlü şeye bir ilişki bulabileceğim için vücudu e, tanımak bizim görevimiz. E, buna böyle bir cevap verebilirim. Yoksa tohum döngüsü, yani herhangi bir hormonal dengesizlikim olsam, hormon tohum dengesinden e, medet ummam için ya da hastaya bunu anlatmam için, yani hormon de, tohum dengesi sen anlat demem için benim hormonları bilmemem lazım arkadaşlar. Tamam Hormonları ve hormon kullanımını bilmiyorsanız bir şeyler yapmak zorundasınız. Böyle indirekt yollarla hayıt da verebilirsiniz. Tohum döngüsü denen şeyi de yapabilirsiniz. Zararı olur mu? Olmaz. Her türlü tüyümü çek çek veya herhangi bir şekilde kullan. Faydalı sağlığa faydalı ya Öyle cevap verin. Şimdi 10 dakika sonra kapatalım arkadaşlar. Ee, burada ben şeylere giriyorum. Erken menopoz, erken menopoz testi konuldu, ee, FSH 18, FSH 18 ile olmaz bu yani tabii ki. Ee, mesela bak, şimdi erken işte demin dediğim, erken menopoz testi konuldu diyor, FSH 18, tamam, östrojen 37. Ya şimdi e, bu da menopoz yok, tamam? Yani menopoz diyemeyiz buna henüz. Tamam. 100 miligram progesteron vajinal nasıl ilerlemeliyim? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Biz yani siz benim hastamız olsanız, siz benim hastam, hastam olsanız ben sizin hakkınızda bana gönderdiğiniz orada 30 sayfalık şeyi 2,5 saat çalışıp seminer hazırlar gibi dosya hazırlayıp ancak ondan sonra cevap verebiliyorum. Yoksa o kadar soruyu sormak benim yani e, onları okuyacağıma gider kitap okurum. Roman okurum yani. <laughs> bir işe yarıyor ki bir gerekli ki onları okuyoruz. Bunu söyleyemem böyle. Şunu kullan bunu kullan burada söyleyemeyiz. Genel söyleyeceğimiz söylemeyeceğimiz şey var. Şimdi e, burada gene prensiple ilişkili 50 yaşındayım. Hazirandan bir yıl bir araştırma hormon replasman tedavisi görüyorum. Her şey yolunda gittiği sürece bu tedaviyi ömür boyu sürdürecek miyim? Bak ne güzel soru. Yerinizde olsam ben ömür boyu sürdürürüm. Ama siz bilmiyorum. Şimdi östrojenin sadece flaster formu bulunuyor. Bu da yaz tatili gibi dönemlerde kullanılma çok uygun değil. Bu durumda ne yapabiliriz? Tedaviye ara mı vereceğiz? Arkadaşlar e, yani e, böyle değil e, yurt dışında rahatlıkla bulunabiliyor. E, jel formu. Benim kendi yakınlarım, hastalarım da çok rahatlıkla buluyorlar. Bunu majistral yapan eczaneler var. Yani biz burada herhangi bir eczane reklamını yapmak durumunda değiliz. Ama sizlere de yardımcı olmak durumundayım. Çünkü gerçekten Türkiye'de az bunu bilinçli olarak yapan, tamam. Biz burada her şeyi konuşmaktan korkacaksak hiçbir şey yok. Yani anlamı yok. İzmir'de Rey Eczanesi, ben reyleri pek iyi söyleyemem, ee, övünmek gibi olmasın. Ee, r e -Y. İzmir'de Rey Eczanesi, İstanbul'da Ayşe Lerzan Eczanesi. Benim bildiğim bu işi yetkin yapan iki eczane. Siz bunun dışında araştırıp bulun, yani bunlar başka şehirlere de gönderiyorlar. Niye bunları söylüyorum? Başka şehirlerdeki arkadaşlar da bilinçsiz değil, bilinçli olarak, Bunları öğrensinler, yapsınlar, majistral herkese bunun hizmeti artsın. Şimdi, e, burada ötroksla ilgili, ben kadın hormonlarıyla ilgili, aslında burada çok az zamanımız kaldı. E, şimdi TSH değerim 22 diyor. Burada bir, bir sorun var arkadaş yani, tabii ki. 100, 100 miligram, yani mikrogram ötroks kullanıyorum. 125 almaya mı başlamalıyım? Ya TSH'ın 22 ise 100 ile 125 ile olacak bir şey değil bu. Yani orada bir e, burada bir problem var. Onu yani T4 değeriniz çok düşük. Burada o doz çok düşük görünüyor. Size ancak şunu söyleyeyim. Şu doz alın demiyorum. Ama burada kullandığınız doz son derece düşük görünüyor. Eğer bu veriler doğruysa doktorunuzla konuşmanız ve bu yüzden 125 mikrograma çıkarmakla falan olacak bir şey değil. Öyle görünüyor. Ama doktorda da konuştu. Östrojen penceresi uygulayacağımız ha bu sunumda şey düşük doz derken kaç mikro, kaç miligram hangi ilaç? Valla arkadaşlar bakın bunları östro bakın gerçekten bunu söyleyemem. Yani e, buradan bunu alın şöyle östrojen kullanın falan böyle şeyler söylenemez. Ya özür diliyorum. Bu sorumsuzluk olur. Olur mu? Borçlu Hocam penceresini nasıl kullandığımız Şimdi yaşlık yaklaşık yoksa ben benim hiçbir bizim kurslarımızda bütün arkadaşlar bilir. Benim bir sürü kötü uyum vardır. Mesela sahte nezaket göstermemek gibi. <laughs> tamam? Böyle bir kötü uyum vardır. Ama iyi uylarım da vardır. Bildiğimi yüz üstünden 99 değil 100 paylaşırım. Çünkü bizim bazı Allah selamet versin. Bazı eski hocalarımız gibi bildiği zaten üç tane şey var. Bunu iki tanesini söylerse ona bir tane kalacak. Onun için bilgisini paylaşmaktan korkardı. Çünkü arkada bir şey kalmıyor. Bizim bilgimizi paylaşmaktan korkacak bir şeyimiz yok. Ben iki tane bildiğimi verirsem bu kişi beni yakalar diye bir korkum yok. Ve herkes beni yakalasın geçsin isterim. Onun için burada e, bir doktor arkadaş sorsa bunu dibine kadar her şeyi paylaşıyor. Ama e, hastayla hormon şöyle kullanılır böyle kullanır. Biz prensipleri anlatıyoruz. Herkese faydam olduğunu düşünüyorum. Yoksa gecenin bu saatinde konuşmamın anlamı yok. Benim hasta ihtiyacım falan yok. Herkes biliyor. Şimdi ama bunları söyleyemem. Adetlerim çok ağrılı geçiyor. Ha bak demin eksik kaldı arkadaşlar. Bir arkadaşın özür diliyorum ya. Adetlerim çok ağrılı geçiyor. Kadın doğum uzmanı patolojik bir şey saptamadı. FMF hastasıyım. Bu hastalık tetikliyor olabilir mi? Olabilir. Tamam. Yani ama en basitinden bir şey söyleyeyim. Bakın ben kronik ağrı kesici kullanılmasına karşıyım. Doğru bir şey değil. Hani böbrekler birçok açıdan. Bu parasetamol. Hani şu vermidon falan filan gibi bilinen şey de olsa. Tamam. Bunların kullanılmasına karşıyım. Ee, ama ayda 3 gün, 4 gün Bunları aldın diye zehir zehirlenmiş olmazsın. Senin gerçekten yaşam kaliten düşüyorsa adetinin bak bu kişi hakkında başka bir şey bilmediğim için ben burada progesteron şudur budur falan diyemiyorum demiyorum burada. Tamam? Mı? Ama şunu derim. Adetin baş, önemli bir şey söyleyeceğim. Adetin başladıktan sonra aldığın ağrı kesicilerin hiçbir faydası yoktur. Tamam? Mı? Mekanizmasını anlatmayayım yani karışık. Tamam? Mı? adetin başlamadan iki gün önceden tamam iki gün önceden sabah akşam al adetinin de duruma göre ikinci gününe kadar ya da en azından birinci gününe. Eğer adetin şeyse saat gibiyse saat gibi değilse gerçekten ağrılar seni dert ediyorsa o zaman adetin ne zaman gelecekse bundan üç gün önceden başka bir de adetin olduğu gün dört gün. Sabah akşam ağrı kesici ama parasetamol değil. Yani anti -inflamatuar, anti antiromatizmal gibi. Hani şu majezik, apranaks falan var ya. Tabii boş mideye alıp da mideni kanatma. Tamam? Dolu mideye al. Çok büyük olasılıkla faydası olacaktır. Yani e, ayrıntılı tanıyamadığım bir kişiye böyle bir şey söyleyebilirim şimdi. Hormon replasmanında östrojen jelle birlikte kullanılan progestanı her gün mü kullanmak gerekiyor? Valla hormon replasmanında ben en sık kullandığım şey 7 günün 6 günü kullandırıyorum. Tamam. 7 günün 6 günü kullandırıyorum. FTA'nın protokolü budur. FTA'daki arkadaşların protokolü tabii ki farklı türde. Yani ayın 25 günü östrojen kullanıp bunun son 10-12 günü progesteron ekleyen arkadaşlar da vardır. Ve bunun dozlarını yüksek kullanıp kişi sosyal olarak karşıamazsınız Adet görmek istiyor adet gördüren arkadaşlar da var. Biz de yapıyoruz bunu. Tamam. Yani hastaya anlattıktan ve onu ikna edemedikten sonra buna ihtiyacı olmadığını ilişkin. Tamam. Bu kullanımları geçerse en sık olarak 7 günün 6 günü kullanıyoruz. Biz FTA'da bunun eğitimlerini böyle veriyoruz. Ee, öbür FTA dışı kişilerde e, bizim eğitimlerimizden Allah'a şükür doğru yerden kopya çektikleri için bunu böyle kullanıyorlar. Yoksa yani vajinal progesteronu falan şu doktordan duyduk, Amerika'daki şu eğitimden duyduk vajinal progesteron kullanılacağını diye bana bir dahaki seferde bir tanesi FTA dışında, bak FTA kursiyerleri dışında bir kişi Amerika'da şu kurstan, Almanya'da şu şeyden eğitimden aldım progesteron vajinal kullanıyor diye bana yazsın bakalım. Allah'a şükür diğer doktorlara ve hastalarımıza böyle faydalarımız oluyor. Ama kadrimizi hastalar biliyor da bu doktorlar bilmiyor. Onlar Amerika'da psikologlar, küçümsemek için söylemiyorum. Herkesin görevi kutsal ve çok hayati. Psikologlar, hemşireler, optisyenler yani gözlükçüler, Fizyoterapistler ve diğer arkadaşlara, bu arada doktorlara da hazırlanmış olan bir kursu bitirenleri fonksiyonel tıpçı sadece bu 7 kişi var diye söyleyip üstelik de bu konuda söylemiyorum hangi yalanı söylediklerini. Onu gelecek hafta söyleyeceğim. Herkes burada olsun, onlar da şahit olsun. Videolarını onların suratına tutacağım. Tamam? Şimdi ee, Arkadaşlar valla iki tane daha okuyayım artık geçelim. Ama devam edin. Buraya yazanları cevapsız bırakmayacağım. Tamam Buraya yazanları cevapsız bırakmayacağım. Önümüzdeki haftayı fonksiyonel tıbbı ayırıyorum. Ama bir ara bunları videosunu çekeceğim ve yükleyeceğim. Tamam YouTube'a. Canlı yayında olduğu gibi teknik bazı sorunlar da olmuyor. YouTube'a o şekilde yükleyeceğim. Bunu kadın hormonları 1 diye söyleyeceğiz. Kadın hormonları soru cevap 1 öbürü kadın olmaları soru cevap 2 isterse 42'ye kadar gitsin herkesin sorusuna cevap vereceğim ama önümüzdeki hafta şeye ait bu arada ama önümüzdeki hafta olmadan bunu kaydı çekip de buradaki soruları hepsinde cevaplayacağım arkadaşlar sözümüz söz bundan sonra meydanı cahillere ve yalancılara bırakmayacağız şimdi diyor ki kızım 20 yaşında yumurta sayısında sorun yok ama regl olamıyor ve zayıf. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Yani zayıf diyorsunuz ya. Ve gitmediğiniz doktor kalmadı deyin. Buna e, jinekolog arkadaşlar, endokrinolog arkadaşlar son derece yetkin ve iyi bir şekilde yani buna yardımcı olabileceklerdir. Önce zayıflık konusunu halletmek gerekiyor. Tamam? Zayıflık konusunu. Gerçekten zayıfsa yani önce bu konuyu halletmek gerekiyor. Şimdi e, Burada A1c düşmüyor, menopoz neden olabilir mi? Yok böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani 3 aylık şekerim düşmüyor, menopoz neden olabilir mi? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Tabii ki menopozda, menopoza girdiğinizde e, glikoz yani şeker regülasyonunuzun bozulduğu, erkeklerde de testosteron düştüğünde şeker regülasyonunuzun e, bozulduğu bilinen şeyler. Doğru ama hemoglobin A1c'yi e, tek başına yükseltir. Denemez. Denemez buna yani. Şimdi e, burada e, başka şeyler e, olabilir. A, bu arada A1c ölçümleri hatalı da olabiliyor arkadaşlar. Ben geçen hafta bir arkadaşımın sporcu 17 yaşındaki oğluna bir test yaptırdık. 6.48 çıktı. Yani şeker hastası çıktı çocuk. Sonra başka bir yaptı, 5.3 çıktı. Yani yanlıştır falan dedik yanlışmış tabii ki. Evet arkadaşlar e, yani e, burada bu e, progesteronun rektel olarak kullanımını önerir misiniz? Ya yani muhteşem bir soru bu. Bunu bana kurslardan birinde bir e, bir doktor arkadaş sormuştu. Yani bir ee, jinekolog kursiyerim sormuştu. Yani hocam, vektal kullanabilir miyiz diye. Ee, muhteşem bir soruydu yani. Kendisini tebrik ettim. Ee, muhteşem bir soruydu. Ee, teorik olarak gerçekten kullanılabilir ve etkili olacağını düşünürüm. Ama çalışmalar var mı? Yok. Burada aslında... Ee, Belki de çünkü bakire kişiler için parmakla derin olarak yerleştirmek zor olduğu için rektal kullanımı görmek lazım. Yani ben bunun hastalarımda bunun tetkikini yapmadım ama birkaç en azından birkaç bakire kişide rektal yani makattan bu kullanılarak ondan sonra bunu e, en azından bir mesela 3 saat sonra bir de 8 saat sonra. Çünkü ciltten bir şey sürdüğünüzde ya da yani e, özellikle ciltten bir şey sürdüğünüzde östrojen için kanda bakarken bunun değerine bu e, kanda 2 saat sonra mı yükselecek, 8 saat sonra mı yükselecek kişiden kişiye gerçekten çok değişiyor. İşte bu yüzden Dutch test yaptırabilenler de bütün günü her şeyi gördüğü için ondan kaçan bir şey olmadığı için hiç bize, kafamızda bir soru bırakmıyor. Ama burada rektal kullanımda büyük olasılıkla ha çok özür diliyorum. Ha, yo, e, rektal kullanımda büyük olasılıkla şey olabilir. E, yani karaciğerden kaçacağı için, bunu dinleyen doktor arkadaşlar anlıyor. Yani rektum kolondan farklı olarak portal ven dışında sistemik dolaşıma direkt olarak vereceği için Karaciğerden kaçacaktır. İyi bir kullanım olabilir gerçekten. Yani bunu e, bir daha sefere bakire hastalarımda uygulayacağım. Oradaki arkadaş sordu ya çok fazla olmadığı için e, fonksiyon fonksiyonatı daha çok daha yaşlılar geliyor yani. Yaşlılar demeyeyim ya. Çok yanlış oldu. <laughs> yani ben ben 60 yaşındayım. Kendimi yaşlı görmüyorum. Bana gelen ortalama yaş ee, yaşlılar derken buradaki gibi bakir olacak yaşta değil yani. 15-20 yaşında e, 25 yaşında değil 50 yaşında kişiler geliyor yani. Şimdi e, ya başka sorular var. Bunları arkadaşlar e, herkes e, yarına işi gücü var. Saat 11'e 10 var olmuş. E, ben bunu tamamlayacağım. Siz bu yayının altına soruları yazın arkadaşlar. Devam edin soru yazmaya. Ben kayıt çekeceğim. Hepsini de cevaplayacağım. Huzurunuzda söz veriyorum. Önümüzdeki haftada fonksiyonel tıp doktoru kimdir? Fonksiyonel tıp uzmanı nedir? Böyle bir şey var mıdır? Fonksiyonel tıp yapıyorum demek için ne yapmak gerekir? Ve fonksiyonel tıpçı. Ya benim 8 tane doktorum var zaten. Hepsi de birbirinden iyi doktorlar. Ülkemizde doktor eksiği mi var kardeşim? Ülkemizde binlerce hepsi birbirinden yetkin ve son derece iyi yetişmiş uzmanlar var. Ve bunlar varken fonksiyonel tıpçı ne yapıyor kardeşim? Yani ne yapıyor? Ben birinin bana gerçekten fonksiyonel tıp yaklaşımıyla yaklaşıp yaklaşmadığını nasıl anlayabilirim? Tamam? Bunları biz ne yapıyoruz? Doğrusu nedir? Bunları sizlerle paylaşır, paylaşarak paylaşarak e, hepsine yanıt vereceğim arkadaşlar. Ayrıca fonksiyonel tıp hakkında atan tutanların da ve yalan söyleyenlerin de Bundan sonra onlara meydanı fonksiyonel tıbbı bu ülkeye getiren, kuran, popüler hale getiren kuruluş olarak bunlara meydanı boş bırakmayacağız. Ve şöyle bir şey var. Önümüzdeki hafta anlatacağım da. Burada bugün ana akım tıpta yani normal tıptaki herhangi bir hastaneye gidin. Herhangi bir tıp merkezine gidin. Orada fonksiyonel tıp Doktor odasına girin. Bunu bilen, en azından ne olduğunu bilen, hatta fonksiyonel tıp eğitimi az çok görmüş, duymuş, ilgilenmiş birden fazla doktor bulacaksınız. Eğer yurt dışında yaşayan yakınlarınız varsa Almanya'da, hani fonksiyonel tıpın doğduğu yer Amerika'ya, Amerika'da yakınınız varsa onlara bir söyleyin, bir gitsinler bakalım bir doktora. Ha bu alternatif tıp diye eski adıyla, yeni adıyla geleneksel tamamlayıcı tıp ya da integratif tıp. Bu uygulamalara demiyorum. Onlar zaten norm yani e, ana akım tıbbın dışındakiler. Onlar zaten ana akım tıbbındaki her şeye kulakları açık. Onlar tabii ki duymuştur. Ana akım tıptan normal bir hastaneye gittiğinde fonksiyonel tıp nedir duymamışlardır Fransa'da, İsveç'te, İtalya'da, Bulgaristan'da, Rusya'da. Ama Türkiye'de bugün birçok standart tıp toplantılarında fonksiyonel tıbbı ben olayım diğer arkadaşlarımız olsun anlatıyoruz. Türkiye'de Türk tıp tarihinde bakın e, çok satılan kitaplar dendiğinde ortaokul sosyal bilgiler ya şimdi öyle bir ders var mı bilmiyorum da Sosyal bilgiler, ortaokul matematik kitabını çok satılan dergiler sınıfına sokabilir miyiz? Sokamayız çünkü o ders kitabı herkes alıyor mecbur zaten. Bunları bir kenara bırakırsak, ders kitaplarını. Tamam. Türkiye'de en fazla sayıda okunmuş olan tıp kitabını yazmak bana nasip oldu. Ve o FTA'nın kitabıdır. Türkiye'de Türkçe lisanında doktorlu daha fazla sayıda doktor tarafından okunmuş olan bir kitap yoktur. Ve bugün bizim 1500 kişiye yaklaşan FTA kursiyerlerimizin %90'ı ana akım tıptan gelmiştir. Ve bugün ana akım tıbbın içindedir bu kişiler. Ve orada ana akım tıbbı konuşuyorlar. Dünyada bunun hiçbir örneği yok. Biz bunu başarmışken orada tıpla alakası olmayan iki kişi tutacak, Türkiye'de fonksiyonel tıp hakkında ve fonksiyonel tıp eğitimleri hakkında konuşulacak. Yok ya. Ve bir de yalan söyleyecek. Herkesin gözün içine baka baka. Bunları önümüzdeki hafta konuşacağız arkadaşlar. Ama daha önce ben size sözümü yerine getireceğim merak etmeyin. Bütün sorularınızı cevaplayacağım. Herkese sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Yayında aksaklıklar olduysa ne olur kusura bakmayın. Sürçü lisan ettiksek kusura bakmayın. Samimiyetsizlik ve ahlaksızlık ve bilgi eksiği beni sinirlendirdiği için <laughs> bazen geriliyorum. Onun için de kusuruma bakmayın. Samimiyetime verin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi FTA olarak sev